Arkadaşlar ben kanalda hala yeni sayılsam da bugüne kadar bu kanalda kamera karşısına geçen herkes size en az bir kez bir çakma ürün anlattı. Bu içerikler eğlenceli de olsa aslında genel amaç bu ürünlerin hem sağlık hem de maddi açıdan size verdiği zararları anlatmaktı. Bu çakma ürün alış satışının bu kadar fazla olmasının aslında sebebi hem alım gücünün düşmesi hem de bu ürünlerin orijinallerinin artık çok pahalı olması. Şu anda Türkiye hem çakma ürün üretme hem de satma anlamında dünyada zirveye oynuyor. Ben de bu videoda önüme koyduğum bu ürünler aracılığıyla size sahte ürün kullanmanın hem maddi hem de sağlık açısından ne kadar zararlı olduğunu anlatacağım. Şimdi isterseniz önce bir ayakkabıdan başlayalım. İnternetten zamanında birkaç ay önce 100 liraya almışlar arkadaşlar. Ayakkabı kullanılmış gelmişti. Belki o videoyu hatırlıyorsunuzdur. Hem kullanılmış geldi. Şimdi ben size orijinalini de göstereceğim. Şu an kenarda görüyorsunuz zaten orijinali ve orijinali 825 euro yani aşağı yukarı 14 bin liraya satılıyor. Şimdi bu ayakkabıyı arkadaşlar ihraç fazlası diye satıyorlar. Yani bu orijinalmiş ama ihraç fazlası olduğu için ucuza satılıyormuş. Şimdi orijinali 14 bin lira 15 bin lira olan bir ayakkabı sırf ihraç fazlası oldu diye 100 liraya satılabilir mi? Bunu bir kere siz düşünmeniz lazım. Hani bu orijinal ayakkabıları siz kullanmaya başladığınızda özellikle şu kısımlardan kırılmalar başlar. Sebebi de şudur, ayakkabı bir süre sonra sizin ayağınıza göre deforme olur. Yani size aslında uyum sağlar. Ama bu ayakkabılarda bakın şöyle bir bastırıyorum. Bak şurası eğiliyor, burası kumaş olduğu için ama bak hiçbir şekilde eğilip bükülmüyor yani. Bu kadar bir ayak kimsede yoktur diye düşünüyorum. Yani şu anlama geliyor. Bu ayakkabının dış görünüşü evet Balenciaga'ya hadi benziyor diyeyim ayıp olmasın. Ama hiçbir şekilde sağlık anlamında faydası yok. Bir süre sonra sizin ayak anatominizi bozacak. Yani sağlık sıkıntıları çekmeye başlayacaksınız. Arkadaşlar masa başında Merdan size durumu özetledi. Ama ben size bir de uygulamalı olarak şu ayakkabıyı göstermek istiyorum. Şöyle ayakkabımız burada. Gördüğünüz gibi kendisi hala tüm çakmalığıyla bizlerle. Yani bir çorap sipariş ettik. Ayağımız zaten olmaz bu 41 numara yani. Ayak 44 numara. Boyuyor mu boyamıyor mu diye şöyle bir içeride elimi gezdireyim. Evet gördüğünüz üzere şöyle ufak tefek siyahlıklar. Ya elimi sürttüm daha hani. Ayağımı giyip bir de bağlasam falan bütün gün geçsem Allah bilir ne olur. Bayağı anam babam boya. Şimdi içini gösterdik size. İç durum böyle ama tabii şöyle ben bunu rahat durmam. Biliyorsunuz benim rahat durmamalarım meşhur. Şu güvenlik önlemimizi takalım. Bak Petform yazıyor ya. Petform eğer bu fabrika İzmir'de falan değilse hiçbir şey bilmiyorum. Yani Türkiye'de olduğu kesin. İtalya'da olmadığı daha kesin. Şöyle bir kesmeyi deneyeyim. Evet çok da rahat bir şekilde kesildi hakikaten. Yani 25 lira bile etmez bu. Bak mukavva koymuş adam tabanına. Mukavva. Anam babam karton. Ahan da böyle dibinde de deliklerle dolu. Beyaz eşya köpüğü gibi tabanı var yani bunun bildiğin. Bak şuraya bak. Almayın arkadaşlar böyle şeyler. Asla tavsiye etmiyorum. Yani bu ayakkabıyı kullanmanın ortamlarda hava atmak dahil diyorum. Yani şu tipe bakarsanız zaten daha iyi anlayacaksınız. Hiçbir faydası olmadığını size söyleyeyim ve ayakkabıyı kenara çekelim. MagSafe'e geçiyorum. Biz bu ürünü arkadaşlar İstanbul'da Tahtakale'de çok kaliteli bir çakmacı abiden aldık. Ama ürünün çakma olduğu bir gerçek. İnternette de zaten 300-500 lira bandında bu ürün satılıyor. Ama bu fiyata aldanıp da hani pahalı demek ki bu orijinali demeyin. Ürünün orijinali yaklaşık 1700-1800 lira aralığında. Bu yüzden bu ürünü o fiyat aralığında olmadığı sürece almayın diyorum ve açıyorum. Birebir iPhone'un MagSafe'ine benziyor. Bunu alıyorsunuz, telefonunuzun arkasına koyuyorsunuz. Güle güle kullanıyorsunuz mu acaba? Ben bunun içini açmadan bırakmam tabii ki tahmin edeceğiniz üzere ki zaten bunu böyle sallayınca düşüyor yani. Bunda bir çakmalık olduğu belli. Şimdi bunun orijinalin içinin nasıl gözüktüğünü ben size şöyle bir yerlere göstereyim. Yani tam ekranda görebilirsiniz şu anda. Sandığımdan daha kolay açıldı. Güzel yapmışlar bu arada. Oho! Şimdi arkadaşlar zaten ikisinin arasındaki farkı ekrana verdik. Çakmalık aslında doğrudan şu pilde de var da pile şu an çok müdahale edemem ve dokunmak da istemiyorum açıkçası ama bakın çok tehlikeli bir durum var. Burada ki mıknatısı doğrudan pilin üstüne yapıştırmışlar. Onu da geçtim mıknatısları, diğer mıknatısları da buraya kapağa yapıştırmışlar. Bunun üstüne koymuşlar. Normalde orijinalinde MagSafe'in etrafında gibi gözüküyor mıknatıslar. Hakikaten hem içindeki plastik kalitesi de berbat bu arada. O yüzden sessiz olun. Böyle çakma powerbanklere falan sakın elinizde sürmeyin. Bunlar birer bomba çünkü cebinizde. Ayrıca bu tarz yani içinde pil batarya bulunan bir teknoloji pırıltısı bulunan ürünlerinde çeşitli SAR değerleri var. Uluslararası sağlık standartlarına göre kablosuz cihazların SAR değeri kilogram başına ortalama 1.8 watt olmak zorunda. Yani bu çakmalarda da herhangi bir denetim, herhangi bir gözlem olmadığı için de değerlerinin ne kadar olduğu ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Yani sırf orijinal görünsün diye sağlığınızı riske atmayın. Şimdi bunu da biz zamanında başka bir çakma ürün videosu için Ozan'la birlikte aldığımız ürünlerden birisi bu. Ben bunu zamanında orijinalini 75 liraya almıştım arkadaşlar Puma'dan. Yani şu anda mesela orijinali artık bu ne kadardı bilmiyorum ama artık sahtesi 100 lira arkadaşlar. İkisi arasındaki kumaş farkını anlatma şansım yok ama olağanüstü bir fark var. Bak
Ne olmuş buna? Şu baskıdan renk akmış arkadaşlar. Biz bunu aldığımızda hani üstümüze direkt giyip kanser olmayalım diye ben bunu bir yıkamıştım ama bunu görmek şu anda kısmetmiş yani. Bunu siz eğer makineye 2-3 kere daha atarsanız zaten bu XXL'di güya. Ama kalıbı gitgide küçülmeye başlayacak. Zaten giyemeyeceksiniz. Dış görünüşü de dahil hiçbir benzerliği olmadığı için sadece hem cebinize hem de sağlığınıza zarar vermiş olacaksınız. Evet, az önceki ürünü size anlatırken fark etmedik arkadaşlar ama parmak uçlarım boyanmış şu an. Şuna bak. Oralet mi bu? Gerçekten arkadaşlar Puma diye oralet basmışlar. Yani şu an bile anladınız, bakın ben bile şu an bu zararını gördüm ve bu bir kanserojen olduğu için en azından şöyle bir kolonyayla anlık bir kanseri öldürelim alkolle. Ama evet, boyayı en azından birazcık kurtulduk ama tamamen kurtulmadık bile arkadaşlar. Biz yine de devam edelim yolumuza. AirPods 3. Bu ürün çok iyi bir çakma. Yani bunu çok sağlam çakmışlar. Bir seri numaraya bile sahip. Biz hatta bunu Ozan'la denemiştik. Ve web sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Seri numarasını girdiğinizde gerçekten bu kulaklık oraya tanımlı olarak görünüyor. Şu an direkt telefonla uyumlu hale geliyor. Yani baksanız orijinal dersiniz. Seri numarasından bu tasarımlara kadar baştan aşağı orijinal görünen bir ürün. Ama kesinlikle değil arkadaşlar. Az önce batarya için söylediğim SAR değeri kablosuz kulaklıklar için de 0.466 watt olabiliyor en fazla. Ama bunlar için de yine bir denetim yok. Ve diyelim ki bunu kulağınıza taktınız ve kullanmaya başladınız. Normalde kulaklıklar çok düzenli ses dalgaları yayar. Özellikle orijinal kulaklıklar. Ama bu kulaklıkların yaydığı ses dalgaları kesinlikle düzenli değildir. Ve bir süre sonra kulaklarınıza zarar vermeye başlar. Çakma kulaklıklarda arkadaşlar Merdan'ın da sizlere anlattığı gibi herhangi bir test yok. Şimdi burada ufak bir test yapacağız biz. Bu testin olmadığını sizlere net bir şekilde de göstereceğiz. Kontrol testi, kalite kontrol testi olmadığını. Burada bir adet orijinal bir kulaklığımız var. Şu an piyasada satın alıp kullanabileceğiniz bir Android marka telefon üreten bir üreticinin kulaklığı. Burada da çakma AirPods 3'lerimiz var. Ama önce bir orijinalle deneyelim. Bakın su oynayacak mı oynamayacak mı hep birlikte görelim. Ondan sonrasında da çakma kulaklığı deniyoruz. Ben şöyle çok yerinden oynatmayayım. Kulağa takılı olmadığı için bakın biraz naneli. Ama burada herhangi bir oynama yok. Gördüğünüz üzere ses sonuna kadar açık. Hiç oynamıyor yani su hiçbir şekilde. Arkadaşlar şimdi çakma ürünü o kadar güzel çakmış ki adamlar. Parmağımı buraya sensöre koymadan ses gelmiyor kulaklıktan. Ya Allah rızası için bak patlamalara bir bakar mısın? Ya çok tutamam telifesinden ama bu nedir ya? Suyu görüyorsunuz arkadaşlar nasıl oynuyor yani. Böyle bir şey yok. Bu kulaklıklarda öylesine kontrolsüz bir ses var ki. Yani bunu kafamıza taktığımızda, kulağımıza taktığımızda Allah bilir böyle uzun süreli kullanımda başımıza neler gelir ve bence en net çekileri size bu durumu göstermiş olduk. Bu yüzden de olabildiğince bu çakma kulaklıklardan ne kadar güzel ya da şık görünse de uzak durmaya özen göstermeniz lazım. Hem sağlığınız hem de paranız için. Biz bunu 300 liraya almıştık internetten yine size anlatabilmek için. Ama bu ürünün orijinali yaklaşık 3000 lira arkadaşlar. Bunu da bilerek hareket etmek en sağlıklısı olacak. Şimdi bu ürünü henüz size anlatmamıştık. Apple Watch'un Nike Edition arkadaşlar. Bunun da bu arada bir hem e-mail numarası, seri numarası her haltı var. Böyle kılıfı da var arkadaşlar. Hatta şunları açıyorum hemen. Kolumuza takalım. Biz bu saati şu an açamıyoruz arkadaşlar. Muhtemelen şarjı yok. Saatimizi şarja taktık arkadaşlar. Açılacağını umuyoruz ama şöyle bir açmayı deniyorum bakalım. İnşallah gelecek. Ah! Şu coşma normal mi yani? Hayır. Unable connect. Evet. Evet, saatin iPhone'a ya saatin orijinal olup olmadan emin olun tarzı bir uyarı verdi arkadaşlar yanlış anlamadıysam. Şu an telefona bağlama şansımız yok. Hiçbir şekilde bağlayamıyorsunuz. Hadi bu nabzı mabzı ölçer belki. Onu bir deneyebiliriz isterseniz ama şarjın ne kadar olduğunu bir öğrenelim. Çünkü sürekli bağlandı koptu bağlandı koptu diye bir hata veriyor ve bu arada ekran parlaklığı full açık yani. Ona rağmen bayağı kısık kaldı diyeyim. Ve 87 BPM derken evet. Yani yarım saatlik şarjla bir nabzınızı ölçebiliyorsunuz en azından. Evet arkadaşlar biliyorsunuz masada bir de Apple Watch vardı. Kordonları söktüm. Bir daha takılamıyor. Az önce de parçası düştü. Bunun bir içini açalım. Allah billen korkuyorum. İçinde herhangi bir taptic engine ya da hiçbir şey yok. Orijinal ile ikisinin arasındaki içindeki farklılığı da çok net görürsünüz. Kasanın içi boş kalmış arkadaşlar yani. Yarısı daha fazlası boş. Tam bir görüntü sadece. Yani bu da yine görüntü olarak bileğinizde bulundurmak isteyebileceğiniz belki bir ürün. Ama size zarar verme ihtimali %100 olan bir ürün. Ki telefona bağlanma konusundaki sıkıntısını zaten gördünüz. Hadi diyelim ki bağlandı. Yine aynı hatayı verecekti. Maksimum bir hafta 10 gün kullanacaktınız ve kolunuzda duran ve sizin sağlığınızı elinden alan basit bir ürün olmaktan başka bir şey olmayacaktı. Bahsettiğim bütün ürünlere diyelim ki istedikleri parayı verdiniz
garantisi ürünler bozuldu. Karşınızda hiçbir muhatap yok, hiç kimse yok. Sadece garantisi benim diyen ve bir sonraki gün bulamayacağınız abiler var. Bu yüzden verdiğiniz para her türlü kısa vadeli ya da uzun vadeli çöpe gidecek arkadaşlar. Sağlığınızı ise geri döndürülemeyecek derecede harcamış olacaksınız. Evet, bu video için bu kadar, çakma yeter arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.